Mimari hizmetler, mimari çizimler, planlama izinleri ve iç tasarım hizmetleri sunan Born Architects firması direktörü Mimar Asena Köksal programımızın konuğu oldu. Yeniliğe ve yaratıcılığa değer veren, sosyal, ekonomik ve çığır açan tasarımlar ürettiklerini dile getiren Köksal, her bir ayrıntının düşünüldüğü detaylı çalışmalar yaptıklarını belirtti. İngiltere'de Chartered Practice Architect yani yeminli mimar unvanı nasıl alınır, ne işe yarar kendisinden öğreniyoruz. Born Architects firması direktörü Mimar Asena Köksal ve Born Management and Building firması direktörü inşaat mühendisi Bora Berker'le birlikteyiz efendim. Bu hafta inşaat firması ve mimarlık firmasının koordineli çalışmalarından bahsedeceğiz. Özellikle tabii işe nasıl yansıyor önemli bir nokta. Şimdi Bora Bey isterseniz sizinle başlayalım çünkü geçtiğimiz haftalarda sizi programa davet ettiğimizde zaten mimarlık firmasından bahsetmiştiniz. Sizden dinleyelim efendim. Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Nasıl oldu da bir mimarlık firması açma ihtiyacı hissettiniz? Born Management and Building firması olarak yaptığımız projelerde bünyemizde mimar bulunmak zorundaydık. Zorunda hissediyorduk. Çünkü dizayn anlamında, tasarım anlamında böyle bir desteğe proje sürecinde bizim ihtiyacımız oluyordu. Bundan dolayı da Asena Hanım'la bir şekilde bünyemize katıldı. Yaptığımız dizayn işlerinde, yaptığımız mimarlık işlerinde çok fazla talep gelmeye başlayınca biz bu inşaat ve mimarlık firmasını ayırmaya karar verdik. Beraber bu firmayı kurma kararı aldık. Bu şekilde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki firma, iki ayrı firma olarak çalışıyoruz. Born Architects firması bu bağlamda kendi işlerini, kendi projelerini sürdürmeye devam etmeye başladı. Asena Hanım, sizi birazcık tanıyalım dilerseniz. Bir de dikkatimi çeken bir husus var. RIBA Chartered Practice olarak geçiyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? İşe nasıl yansıyor? Öncelikle ben Türkiye'de Başkent Üniversitesi 2017 mezunuyum. Daha sonra bu ülkeye gelip University of Westminster'da Master of Architecture tamamladım. Bir yandan da tabii bu eğitim çalışmalarımda sürerken Born Architects'teki görevime başladım. RIBA Chartered Practice şöyle demek. Aslında birazcık Türkçe'ye çevirmek zor ama RIBA dediğimiz kurum Royal Institute of British Architects. Yani bu kuruma üye olan mimarlar belli şartları tamamlamak zorunda ve buranın eğitim gerekliliklerine göre mimar unvanını alması gerekiyor. Bu ülkede mimar unvanı korumalı bir unvan. Herkes kendine mimar yani architect diyemiyor. Bu şartları tamamlamanız gerekiyor ve eğer bir RIBA Chartered Practice'seniz bu kurumun size yardımcı olduğu kurallar çerçevesinde bir hizmet vermeniz gerekiyor. Bu ne demek? Tabii ki bir mimarlık firması olarak bu kurumun üyesi olma açısından bir sürü faydası var. Eğer ki RIBA Chartered Practice bir firmaysanız, RIBA'nın size koyduğu koşulları sağlamak zorundasınız. Bu ne demek? Tabii ki işte bünyenizdeki çalışan mimar sayısından başlıyorsunuz ama bunun dışında profesyonellik, etik olma ve bu anlamlarda vermeniz gereken bir takım sözler var. Ve bu sözler düzenli olarak bu kurum tarafından denetleniyor. Aynı zamanda RIBA'nın size sunduğu belli çalışma stage'leri var. Ve bu çalışma stage'lerine uyduğunuz zaman verdiğiniz hizmeti garantilemiş oluyorsunuz. Bu ne demek? Eğer ki siz bir RIBA Chartered Practice'seniz siz bir mimarlık firması olarak güvenilirliğinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Yani yeminli mimar diyebiliriz herhalde değil mi? Diyebiliriz. Ya da buranın mimarlar odası gibi düşünebiliriz. Bu anlamda RIBA Chartered Practice olmak çok önemli ve ayrıcalıklı bir şey. Ve uzun süren bir şey herhalde çünkü eğitim almanız gerekiyor belli bir süre. Evet, bizim bünyemizde başka architect title'ına sahip çalışanlarımız da var. Bu herkesin sahip olamadığı bir şey. Bunun da nedeni belli başlı kurallar, sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Bu sınavlarda buranın hukuki mimarlık şartlarını bilmeniz, buradaki regülasyonlara hakim olmanız anlamına geliyor. Evet. Şimdi peki mesela Türkiye'de mimarlık okudum dediniz. Orada aldığınız eğitimle buraya geldiğinizde yine bu işi yapabiliyor muydunuz? Yoksa siz kendiniz mi bu eğitime devam edip bu şekilde ilerlemek istediniz? Ben bu eğitime devam etmek istedim. Tabii ki mimarlık evrensel bir konu ve tasarım ilkeleri, belli başlı tasarım ilkeleri dünyanın her yerinde benzer aşamalardan geçerek çalışmalara yansıyor.
mimarlığın evrensel olduğu tartışılamaz bir konu. Ama bir yandan her ülkenin insanı, her ülkenin evi, her ülkenin restorantı birbirinden farklı. Öte yandan da buna bir de kurallar, iklimsel koşulların gerektirdiği farklı inşaat şartları, belediyelerin gereklilikleri, bir ülkenin tarihi, kültürü, bunlar devreye girdiği zaman her yerde mimarlık farklılaşmaya başlıyor. O anlamda hani burada eğitimi almak, buranın mimarlık şartlarına alışmak benim için çok önemli bir süreçti. Evet. Şimdi birazcık istiyorsanız burada verdiğiniz hizmetlerden bahsedelim. Ondan sonrasında Born Management and Building firması ile koordineli çalışmalarınızdan konuşacağız. Biz aslında Türkiye'de anahtar teslim diye tabir ettiğimiz A'dan Z'ye bir mimarlık hizmeti veriyoruz. Tabii Türkiye'den farklı olarak verdiğimiz mimarlık hizmetinde bir planning application süreci mevcut. Türkiye'de biliyorsunuz ki hani küçük çaplı inşaatlar, tadilat çalışmaları gibi projelerde belediye ile koordineli çalışmanızı gerektiren bir durum yok. Ama İngiltere'de bu şartlar çok farklı ve mutlaka yaptığınız her inşaat için belediyelerden izin almanız ve bunu belediyenin building control adını verdiğimiz kontrolörüyle beraber, yapı denetimiyle beraber ilerletmeniz gerekiyor. Bu anlamda belki en basit ölçekteki projelerden tutun en karmaşık projelere kadar profesyonel birisiyle insanların çalışması gerekiyor. Biz de bu anlamda ilk başta tasarımdan başlayarak sizi bu izin alma aşamalarına götüren kısımlarda hizmet veriyoruz. Bunun içinde interior design yani iç mimarlık dediğimiz çalışmalar, sizin bir inşaatçıdan teklif almanızı gerektiren dokümanlara kadar her anlamda hizmet veriyoruz. Yani yapılacak bir iş var ve inşaatçıdan ya da inşaat firmasından fiyat teklifi almak istiyorsunuz ama sizin yaptığınız çalışma ile birlikte o alınacak teklifin yapılacak işin tamamı detaylı bir şekilde herhalde not alınıyor ve projelendiriliyor. Evet, şöyle diyelim ki bir işe başlıyoruz. Sizin bir proje ihtiyacınız var. Siz onu belirtiyorsunuz bu proje ihtiyacını. Daha sonra biz bunun belediye kurallarına, regülasyonlara bakarak bir tasarım oluşturmaya başlıyoruz. Ve bu tasarım süreci tabii ki apayrı bir konu. Tasarım süreçlerine girmeyelim ama sizin istediğiniz ve bizim mimar olarak kullanışlı bulduğumuz, estetik bulduğumuz tasarıma ulaştıktan sonra planning application sürecine başlıyoruz. Planning application sürecinden sonra eğer bu projeleriniz onaylandıktan sonra tekrar bu projenin detaylandırılması ve bir inşaatçının öğrenmesi gereken her detayın belirtildiği dokümantasyon aşamasına geçiyoruz. Bu ne demek? Bu dokümantasyon hazır olduğunda farklı farklı inşaatçılardan siz teklifler alabilirsiniz ve bu teklifler verilirken inşaatın ilk aşamasından son aşamasına yani bir beton dökümünden yer malzemesinin bitişine kadar her şey tanımlanmış oluyor. Ve bu tanımlar sayesinde sağlıklı bir fiyat alma süreciniz ve sağlıklı bir inşaat başlangıç süreciniz oluyor. Tüm bunlar süre gelirken bir yandan işte size timeline'lar oluşturabiliyoruz ve bu timeline'lar çerçevesinde sağlıklı, stressiz bir inşaat süreci geçirmeye çalışıyoruz diyelim. Şimdi bu noktada tabii inşaat sürecini siz yürütüyorsunuz. Şimdi özellikle biraz önce dediniz ki bünyemizde mimar bulundurma ihtiyacı hissediyorduk ya da farklı mimarlık firmalarıyla da çalışma durumunuz oldu sanırım. Şimdi bu noktada sizin aslında uzun yıllardır bu sektörde olmanız, tecrübeleriniz önemli. Proje oluşumunda dikkat edilmesi gereken ya da inşaat sürecinde herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için mimarlık ofisinin yaptığı çalışmalar önemli herhalde değil mi bir inşaat firması için? Önemli. Mimarların yaptığı çalışmalar, önden yaptığı çalışmalar ve proje sürecinde yaptığı çalışmalar inşaatçıları yönlendirmekte büyük önem taşıyor. Müşteriler bu sebepten dolayı da sağlıklı projeye sahip oluyorlar ve proje süreci en makul şekilde, en güzel şekilde ve istedikleri şekilde sürüyor. Tabii ki ufak tefek değişiklikler yani olabiliyor. Bu müşterilerden kaynaklanabilir, evin yapısından ya da binanın yapısından kaynaklanabilir. Burada da yine mimarların tavsiyesiyle o değişiklikleri bir şekilde yerine getiriyoruz. O zaman Hasan Hanım size de sorayım. Özellikle inşaat firmasıyla koordineli çalışmak ne katıyor size? Her proje birbirinden çok farklı. İşleyiş belli anlamlarda benzese de bir konut projesiyle öteki konut projesi tutmuyor. Özellikle burada. Çünkü her ev birbirinin benzeri gibi olsa da hepsinin ihtiyaçları, durumu, koşulları, kaç yıldır orada inşaat yapılıp yapılmadığı farklı. Biliyorsunuz ki burada evlerin çoğu eski.
biz de her evde farklı bir durumla karşılaşabiliyoruz. Bu ne demek? Yaptığımız işin bir kuralı, kaidesi yok. Her seferinde yeni bir durum, yeni bir sürpriz. Tabii ki bu sürprizlerin önüne geçmek çok önemli. Mimarlar olarak biz kolabore ve koordineli çalışmaktan çok büyük faydalar sağlıyoruz. Biz bir yandan sürekli bir structural engineer'la beraber çalışırken öte yandan ofiste her daim maliyetlerle ilgili, teknik konularla ilgili soru sorabileceğimiz bir firma sürekli yanımızda. Bu çok önemli bir durum. Neden? Çünkü her zaman ya kendi içinde bir mimarlık firması sürekli bu soruların cevabını almak için birilerine ulaşmak zorunda. Ama bizim için elimizin altında diyeyim, sürekli her sorumuzu sorabileceğimiz, teknik konularımıza destek alabileceğimiz inşaat mühendisleri ve inşaatçılarımızın kendisi var. Bunun sağladığı faydayı size anlatamam. Sanırım bunun en büyük faydasını da inşaat sahibi görüyor. Evet, çünkü bir inşaata başladığımız zaman çözülmemiş bir detay bırakmamaya çalışıyoruz biz. Ya da bir inşaatçının, bir kontraktör firmanın fiyatlama yaparken neleri soracağını biliyorum. Çünkü ben eksik bir şekilde o dokümanı teslim edersem ofiste birisi bana seslenip ya hani bunlar konulmamış ki bu listeye, neyi fiyatlayacağız gibi tepkilerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden bunların hepsi koordineli ve önceden planlanmış şekilde ilerleyebiliyor. Bu da inşaatı yaptıran müşteri için bu sürprizleri, hep Bora Bey'in bahsettiği bu sürprizleri ortadan kaldırmış oluyoruz. Öte yandan da hani inşaat firması açısından faydasına gelirsek, her süreçte sizin yanınızda bir mimar oluyor. Bir şekilde tasarımınızı mimar olarak ve müşteri olarak korumak zorundasınız. İnşaat süreçlerinde bu tasarımlar maliyetlerden dolayı değişikliklere gitmek zorunda kalabiliyor. Ama sizin yanınızda eğer mimar olmazsa bu değişikliklere giderken en önemli tasarım özelliklerini kaybedebiliyorsunuz projelerde. Belki de o özellikleri kaybetmeden daha makul ne yapılabilir, bunun da araştırmasını yapıyorsunuz sanırım. Şimdi özellikle tabii ki Türkiye'den de İngiltere'ye birçok yatırımcı bir şeyler almak istiyor, ev almak istiyor ya da aldığı evi büyütmek istiyor. Bu noktada size geldiklerinde Türkiye'deki mimarlık ofisleriyle çalıştıklarında burada ne gibi sürprizlerle karşılaşıyorlar ya da onların işini engelliyor mu? Türkiye'deki mimarlar bu ülkenin yapısına göre projeler geliştirebiliyorlar mı? Ben de mesleğime Türkiye'de başlamış biri olarak şunu söyleyebilirim. Buradaki kurallar, evlerin durumları ve inşaat teknikleri açısından mimarlık çok farklılaşmaya başlıyor. Ve işleyiş süreçleri, için içine giren prosedürler çok farklı. Türkiye'den bazen şu şekilde müşterilerimiz oluyor. Türkiye'den bir mimarla çalışmışlar ve gerçekten ortaya çok güzel projeler çıkmış. Ama bu projelerin buradaki yapı denetimden onaylı, buradaki belediyeden onaylı ve buradaki uygulama koşullarına göre değerlendirilmesinde haliyle zorlanıyorlar. Çünkü buradaki maliyetlerden haberleri olmayabiliyor. Çünkü Türkiye ile kıyasladığınızda burada işçilik ve malzeme fiyatları çok çok daha yüksek. O yüzden orada dikkatli ve akıllı seçimler yapılması gerekiyor. Bu aşamada biz de şöyle yardımcı olabiliyoruz bazı müşterilerimize. Türkiye'deki bir mimarlık firmasıyla koordineli çalışarak onların buradaki şartlara göre projeyi yönlendirmesi konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Onları eğitiyorsunuz yani aslında. Eğitmek demeyelim. Sadece belli başlı soruları yön gösteriyoruz, yol gösteriyoruz. Bu yol gösterme sürecinde bunun içine buradaki yasal yükümlülükler de girebiliyor. Bunun içine ya bu malzemenin uygulaması evet Türkiye'de başarılı oluyor ama burada iyi olmayabilir. O yüzden bakın şöyle bir malzeme var, hem maliyet açısından iyi hem de buradaki uygulamada daha fayda sağlayacak, daha iyi kullanılacak gibi öneriler verebiliyoruz. Tabii biz önümüzdeki haftalarda yine bitmiş işleri ekranlara getireceğiz. Onun dışında tabii ki verdiğiniz hizmetlerden bir tanesi fuarlara yaptığınız standların çizimleri, dizaynları, uygulama noktasında verdiğiniz hizmetler. Yine Türkiye'deki mobilya imalatı gibi farklı hizmetleri ekranlara getireceğiz efendim. Son olarak bir şey söylemek ister misiniz, size soralım? Born Management Building firması olarak beraber çalıştığımız Born Architects firmasıyla yaptığımız işbirliği bize ve müşterilere çok büyük fayda sağlıyor. Buradaki önemi işleyiş sürecinde faydalar sağlıyor. Aynı zamanda da Asena Hanım'ın bütün söylediklerine katılıyorum. Çok faydalı bilgiler de verdi. Teşekkür ederiz.